Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine biz bir boğaz telaşasına düştük. Ne zamanlardır büyük bir şey yapmıyorduk. Sabahtan farklı bir börek düşünüyordum ben aslında. Kardelen dedi durdu, anne bükme canım istiyor, mantar bükme, sikiye katlayacaksın, ıslayacaksın, her şey dökecek. Hadi git dedim, sen al yumuşaktan. Onlar Necmi'yle gittiler, aldılar geldiler. Ben de onlar gelesiye kadar. Bak videolarda bahsediyorum ya. Uşağı ebemi kül döktü. Can çatta 7 kilometre, 6 kilometre dedim arka yoldan. Kardan gerisi kadar pırasamı topladım bahçeden. Müdüm yıkadım, doğradım. Ondan sonra boğaz derlerini çabucak yaptım. Bahçeden yine kabak, maydanozu kabağı rendeledim. Maydanozu doğradım. Bunlar pırasanın içine. Dur şuradaki domatesin ucu kalmış. Şunları ağzına ayırdım. Onu da çığırdık. Yani gel yiyelim sıcağına diye. O sırada sabah kafam aradıydı. Onu da gel kardeş dedi. Kardengeyi kendi teyzesini aldı geldi. Bir de kandırımı da geçirdim. Onun için odunu da doldurdum. Oha! Sen oha vallahi bak koştum belin ettim. Çünkü neden? Biz hiç oyalanmadık yani. Bir de ben işimiz rast gitti. İlk girdiğimiz markette mantar vardı, aldık geldik Kesiva'dan. Oyalandım demiyorum. Hayır tatlım yani. Ama şaşırdım yani, odunu bile halletmişsin. Bu kadar kandırı, kısa sürenin içinde. Kandırı geçirdim, onu hallettim. Pazarda kırmızı biber bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bunu köyden aldıydım. Biber salçası ettiğimiz zaman mıydı? Hayır. Babaannem aldığı zaman aldıydı. Aynen sanırım olmuş. Ondaydı. Bunu mantarın içinde doğrayacağım. Biber, maydanoz, soğan doğrarız. Artık peynir katmarız. Nazan da geleceği için. O zaten yemiyor mantar da. Ana öbür günleri karışır marışır diye. İlla bu mantarı yıkacağım arkadaşlar. Çoğu kişilerde duyuyorum ben. Mantar yıkanmıyormuş diye. Ama bak görüyorsunuz ne kadar deseniz. Bunun toprağı kum oluyor. Her şeyde değebilir. Çünkü kapalı rütbetli bir ortamda yetişiyor bu mantar. Şimdi şöyle yükleyin kısım. Yok, babaanne senin üstüne mi alındı? Sen niye kenara geldin? Ben anneme kenara geç dedim. Hayır ben kendim çekiliyordum. He tamam, ben de benim dediğimi kendi üstüne alındı sandım. Ben senin dediğini anlamadım. Tamam o zaman. Ben arkaya kendim çekiliyordum. Şunu tuz katmayayım ben. Bu Nazan ablanınki sadece yağ ve baharat. Şunu azıcık tuz katalım. Şunu da azıcık katalım. Bu da mantarınkini onu sabah tabağımı doğruyor. Kırmızı biber, soğanını, maydanozu, yeşil biberi doğradım. Yalanını içeride katarız yukarıda. Kasaya katmayacağız bak kardan tuzlu. Tamam. Şöyle bolca nane. Hafif de acı biber ekelim ona. Getmiş ya şunu. O şey babaanne. O acısız. Yani. Acısız mı? Hı hı. Yok. Laf acıdır bu. Aman felaket acı dedim. Laf acıdır demişim. Şundan sana bakayım da tamam. Karnım da çıktı. Sabahleyin de güzelliydim ben ya. Hava rüzgarlı mı ya? Kindileri katsam ki ben neysem ki bilemedim. Değil. Değil mi? Burada babaanne ben yoğururum dedi. Annem şimdi ona un edecek. Sabah teyzem de burada mantarları doğruyordu. Ben yoğururum. Artık teyze ben gazi olduğum için hangiyi zorlamak isterse. Hayır, az önce bir de ondan peynir çıkarıyordum. Kapağı elimi kesti. Kapak mı kesti? Ben onu şey doğradım. Kapağın ya kapak yesi ya da teyze bir de onu kenarı kesti, ikisinden biri. Ben mantar doğrarken kestim. Yok hayır hayır. Peynir çıkaracaktım da öyle oldu. Oldu. Kovalar yukarıda oluyor. En altta da un kavası kalmış. O ne anne, şeker mi? Ağır gibiydi. Tazeksiz de olarak meşeler.
Bilmiyorum, ben bahçeninkini açtıydım. Bu taraftakidir şey, normal su. Tamam, normal şimdi geldi de. He. Burada tazik değil fazla. O anca çıkıyordur. Şeyliyse, inekler falan içiyorsa adamda. Ne şeylersin. Talaş çuvalı neredeydi anne bize? Aa, şu çuval ceviz şeyin içinde vardır. Heh, buymuş. Talaş olacak. Ben bunu falan almışsın. Niye? Mantar. Hayır hayır, bu dedi. Hadi git madem dedim. Gura çektik bir de. Hangimiz gidip balık gelecek diye. Ben çıktım ama kardelene gönderdim. Ben o gelse de hemen kutlatıyorum. Bunu içine katayım mı kardeş bunu? He? Kat kat. Ay yavrularım, siz çalışın bakayım be. Ben sizi yiyin diye düşündüm mantara. Şiştirdim oğlum. Babaanne 3 dakikanın içinde hamuru kıvamına getirdi. Domatese bak, şunu şunu katacağız. Şey olur kanı karışacağı zaman, tamam mı? Tamam. Nazlı'nın bunu kenara atalım azıcık. Anne gelirken kibrit getir madem de. Kibrit ya da çakmak, artık ne varsa orada. Burada var mı bilmiyorum. Varmış. Kibrit bana bakıyormuş da ben onu görmedim. Sebat teyzemin de iki tane hindisi varmış. Bir tanesi dün kaybolmuş. O da ona üzülüyor. Tabii cana gireceğim, ala gelsin derler ama tabii biz nasıl günlük hindimize bakıyorsak, siz ekranda bizi izliyorsanız Sebat teyzem de aynı şekilde bakıp büyütüyor. Kızdola. Borçlu. Utandım. Niye ellerde yürüyen oluyor ya? Mahalleye ama mahalleden çoğunca mahalleden dışa da gitmez. Buraya gelecek değil. Hadi kaz uçup kaçabilir de hindi ağır canlı bir hayvan zaten. Ama yürüse bile, evden çıksa bile mahallenizde kalır da bilmiyorum ben galiba. Bir de şöyle bir şey var. İki tane hindiden Allah'tan diğeri kaybolmamış, o kalmış. Buna da şükür teyze. Erkek, o da gidebilirdi. Erkek gitmişti dişi bana. Ya erkek mi gitmiş? Bir dişi bir erkek vardı. 3 tane aldır dedim. Sensiz. Bir öldü, ikisi kaldı. Bu erkeği götürmüş. Bu sırada çıkarıveriyordum da pek güzel oldu. Anne yaksana sen. Hı? Tandırı. Gezi hamur şu öğlerken yakalıyorum. Ha, bilerek mi ağır alıyorsun? Hı. Ben alıveririm. Bu da gelirse spatula ama büyük bir spatula işte. Tuzu eksik gelirse katarız yine. Şöyle ki. Evlen ben kısırabilirim. Kabağı koyarız herhalde. Kabağı da yağladım ya. Sulan meyvesi. Kabağı koyarız. Bir de pırasa mı? Pırasa, bir de mantar. Ben aşağıda demlikte yaparım teyze onu. Bunun şeyini beğenmiyorum ben. Çaycız, evet. Aşağı çaycıdan etmiyorsun. Yok dem, bizim aşağıda çaycı yok. Yukarıda var. Aynen, yukarı aşağıda yapayım. Demlikte yukarı çıkaracağım. Ben
kibrit şurada en son yemek. Getirdin mi? Mutfağa indim geldim, kettle'a suyu koydum. Sen buraya koy mu? Tandırda. Yok. Ben onu dedim buraya koy, çayı da atıverdim. Çayı ben de söyledim de dedi aşağıdaki. Ben çaycıya koyu demek istediğini sandım o yüzden. Hayır, küçük tüpe. Tamam, demliği çıkaracağım ben doğru yukarıya. Olsun, burada kettle'da kaynatırız. Suyunu kullanacağız, varıp da üstüne çayını atmayacağız ki değilse. O da doğru. Neyse ya. Sen nasıl biliyorsun öyle olduğunu? Yine her türlü aşağı inip demliği getirmek zorunda kalacaktım. Fark etmez. Bir defa fazla ineceğim. Doğru. Teyzem bir defa fazla ineceksin dedi. Alışkınım ben inip çıkmaya. Yorulmuşsun dedi. Zaten zaten yoruluyor. Şimdi ben bu bükmeyi yedikten sonra kendime gelirim. Enerji. Falan yemeyelim. Hayır canım. Kahvaltıyı yaptık, evin işlerini hallettik. Sonrasında annemle patronu diyorum ben ona bazen şaka niyetle. Patronla toplantıya oturduk, ne yemeği yapsak dedik. Annem bir dolma dolduralım dedi. Ben yanına ne yapacağız dedim, bulamadık. Sonra hamur işine geldik. Mal kalitesi olsa da ısıtırsam içsem falan dedi. Aynen. Hadi dedim al gel. Bu gelesiyi de hemen hazırladım valla. Pire gibi. Ben de aramışım bak. Burada nasıl? Evet. Şeyimi paylaşayım diye aradaydım. Ben bugün oldu zannettim. Ana sen konuşuyoruz ya, saat 2:23 geçiyordu. Bu diyorsun herhalde diyorsun. Yeni oldu zannettim. Hayır, dün oldu. Teyzem ne yapıyorsunuz diye aradım dedi ama inanmadım çünkü öğlen vakti hayatta ne yapıyorsunuz diye aramaz. Bir şey söyleyecektim ama muhakkak. Ama teyzem aradım, meşgul durdu, ölmedi. Evet, ettim ben de aradım. Onun da bugün kontrolü vardı. Bugün miydi? Aradaydım ben de. Annem 20 tane falan diyordu da şöyle bir 20'ye yakın zaten beze çıktı. Sana bak dedi ona. Sen 20 kadar etme bakalım dedi. Dedim birer yiyeceğiz iki şey. Ha öyle boşuna. Mi? Ha. İyi boş da dedim gal kes dedim. Olsun da zaten. Bir dahaki sürprizi senden bekliyorum babaanne. Şöyle ki ben mesela peksemet börek yapıyorum ya. Sen de bize... Ne dur ne yapıver, düşündüm de bulamadım vallahi. Yemekte de değil de. Ne olabilir teyze? Katmer yapabilirsin babaanne. Katmer ben yarım nasıl becerim? Yaparsın kız. Görümceler yapıyor ya. Ondan yapıyorlar. Babaanne ben neyle de fatih. Babaanne ben gezmeye falan gidince bizim ocak evine gel, kendi çatın katına çıkmaya yani gerek yok. Tamam bizim buraya gel ya. Tüpte yaparsın tüpte. Kizde tavasında. Tüpte o kadar olur. Niye? Niye oluyor tüpte niye olmuyor? Bu şey olmuyor bu saçta. Onun en sık yaptığı peksemet bazlama börek yapar. Şunu alsana bana ara yatıyor herhalde. Kız deme öyle kadının işi vardı tamam geliyorum dedi. Yazılıyordu. Tamam edelim. Su böreği bayağıdır yapmıyoruz harbiden. Karıştırayım mı ben içimde? Karıştır. Bu okul alanını çıkardığı şey, sesi birçok kişi sevmeyebilir ama ben aksine çok seviyorum. Pirem buz atmadın değil mi bak? Buz. Niye? Yeah, attım onlara. Sadece yağını da kattım karıştıracaksın.
yemeğe getireyim size ben sana. Aa, bu iyi. Mantarı bir yiyettim diye. Tepsi şöyle, Nazan'a doğru çek, Nazan alsın bir şey diyorsun. Şöyle mi de? He. Bir şey olsun da öyle. Tamam. Acık arkada kalıyor şey. Çöp atmadan geldim. Günaydın geldim. Şu anda buldum. Elinden kaşıdır ya kardeş. İyice bir şey olsun. Eski kaşığın bir şey. Kaşığı getirdim kardeş. Kaşıktı. Korkan öpelen diyecektim. Bak bunun burası böyle kendinden şey oldu. Kandırık. Arası. Demek ki pişirmişiz ondan. Konumuncu o şekilde rengi çıkmış. Et pişirmişiz ondan. Valla hatırlamayın et pişirdim. Bayağıdır ama biz tandırı kullanmıyorduk. En son şey de ettim. Gütme olsa çıkmazdı böyle. Evet. Kullanmışızdır. Annem de dediği gibi. Ana yakmış gibi duruyor da ondan diyor. Yoksa Nazan abla senin takipçiler uslu olduğunu biliyorlar. Sıkıntı olmaz. İpeydir pişirmedik abi. Evet. Sen oldun değil mi küçük be? Anladın mı? Aa, ben bakan buldum diyeten geçecek. Ben de düşünüyorum aldı şeklini geçecek. Ama benim var ya şu altı. Pırasaları bol katıyor oldum işte. Borunun altı kırılmış benim de. He. Böyle dışa plangosan balkona külü dökülür. Benim öyle şeyim yoktu. Yine ne kadar senin. Bizim bacanın içinden oradan ıslanmış ya. He, çürümüştü. Sabahçı kankam yani. Uslu yapıyor. Teyze yoruldun mu? Ay ne ettim de yoruldun. Burada yorulmazsın canım da. Yani evde iş gördüm. Biber aldım da biber dizim. Benim şeyi pırasayı sonra da koysak da ne fark edecek? Hayır, senin pırasaları dolusu bütünlerden kalsın. He. Evet, ma taze bir olur mu? Ben elimle karıştırdım. Ne oldu mu? Daha bakan var ya. Çayın altını kısmıştım da eğer kaynamıyorsa biraz açacağım ama aman Allah'ım niye böyle akıttı şimdi ya? Üst taraf akıttı demleyin. Hayır çok da koymadım aslında. Reçete getireyim mi sileyim ben orayı bir. İnşallah. Dörder tane piştiği için bir de iki kişi de açınca bu sefer teyzemle doldurduğundan hızlı ilerliyor. Nere amanı dayanır? Nere babaanne? Nere amanı. Hayır, ha, evet. İnsan kafasında bir işi bitirince olmayacağı bir şey yok. Kilot kaç para biliyorsunuz? 70 dedi. Burada da gördüm. Yıkanmış kanalda ama bir de. Gurur olsaydı nesini? İçimiz bitti ama beze var.
Herhalde. İç bitmiş ama beze var diyorum. Ora bitmiş mi ki? Var. Tam olarak bitmemiş de iki tane çıkar herhalde bundan. Fazla çıkarmış pardon. Sen valla geç dedin o. Yani biraz ağır. Ay orası mı cümle şöyle verseydin mi? Onlar altın gidersin öyle bakıyor. Kullanıyor ya malzemeyi. Dur geliyor. Açamadım. Şöyle. Yapıştı. Şöyle açılıyor ya bak. Kırmızı biberle. Bir de bunun içine gaz yağı kıkırdağı mı? Bize oda veriyor. Aman tamam. Bizim bir kol verdim. Şu an attın mı? Ben size vereyim. Sen bana ver bunu. Şu an 5 kişiyiz anne. Yeah, tam tereyağı kalacağını da benzerim oldu. Şimdi bunda var ana. Bak, bir tane beze kalmıştı. Pardon 2-3 tane onu birleştirdiler. Nazlan abla pişiriyor şimdi. Köpeklere vereceğiz soğuyunca. Nisan yiyecek onu. Kendimizi yeriz dedi. Olmaz söyle. Ha pardon anladım. Tamam. Siz yiyecekseniz sıkıntı yok. Yine de yemek isteyen varsa yağ getirebilirim. Hangi? Sıcak olduğu için yağ hemen erir nasıl olsa. Ya bunun içine et olsa et çiçeği bak şuna bak. Ay o da bitecek oldum ben. Kardeşim. Aa evet. Saran bezin arasın da o zaman ona. Temiz bez çıkarayım mı? Abi sofra bezini demin buldun ya kaldırdın. Dalınca onun için. Allah. Yürüveriz onun için. İyice atı. Yavaşmış işte mi iyice? İşte. Özel sarı o kadar olmaz. Kafa hep güzel oldu. Ya, ne güzel. Kafası oturdu. O bir menge. Keşke kalle. Normal bir kola. Saat 5 sekend. Bir kabak şey bir mantar ya bana. Bu neyle? Kabaklı o. Yarım onunla yiyeceksin. Baktı gibi yanmasın. Belli olsun. Hadi mi bardak ver. Mantar da ver bir tane. Vardır. Mantar uyandı. Hadi mi yiyeyim. Bir mantar. Ben de olsun. Pırasa da verir mi? Bir tane pırasa ver. Sanki yiyecek gibi ayarlan. Herkes öyle koyan da işte. Evet. Diye. Herkes hepsi çeşitten yesin yani. Evet. Bükmeleri yedikten sonra biraz çay keyfi yaptık. Sonrasında zaten ineklere bakma zamanı yaklaştığı için şurada da Süreyya kalmış. Onu da inerken götürürüm. Şişe işte. Sebat teyzemin de hayvanları var. O da evine gitti. Herkes dağıldı. Tabii ki dağılırken de sağ olsun hani kimse boş inmedi. Buradaki eşyaları da beraber toparladık. Bulaşıklar daha duruyor. Sonrasında çünkü annemle beraber biz de ineklere baktık. Şimdi buraya süpüreceğim. Doğru yukarı çıktım ben üstümü değiştirip. Ondan sonra mutfağı toplayacağım. Şu yağı da dışarı alayım. Normalde burayı el süpürgesiyle süpürüyoruz. Pardon elektrikli süpürgeyle yanlış konuştum. Ama açıkçası biraz yorgunluk çöktü. Hem de çok da dağılmadı sonuçta. Şu taraflar falan kırık falan yoktur. O yüzden sadece şu halın üzerine süpüreceğim. Bir de sileceğim. Öyle yani. Bunu da size söylemek istedim. Şuradan şöyle başlarsak. Şöyle. Bu el süpürgesi de ocak evinin süpürgesi. Yani dışarıda kullanmıyoruz. O yüzden temiz tabii ki. Evet. Yukarıdaki işim bitti. Şimdi de mutfağa indim. Hala da annem yukarı çıkmadı.
Ben yukarı çıkarken ay şimdi eve girdi. Sadece bir tavuk falan katacaktı o da. Biraz süt çıkarmıştım. Onu da yoğurt mayalayacağız. Şimdi koydum ocağa. Anne az ayırmışız biz sütü ya. Neyse artık. Biraz daha hani şöyle tencerede olsaydı diye demek istedim. Buraları da toplayacağım. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Annem de makineye çamaşır atıyor hemen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.